Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz Çin malı çapır motorlar. Çin malı çapır motorlarda Superlight 200 ve 250 serisi var arkadaşlar. Bu Superlight önceden Kiwi diye motorlar vardı. Onların devamı arkadaşlar. Rekaset kuba getiriyor. Şimdi motorumuzda ne yapacağız? Veya motorun ben size bir mekanik olarak tanıtımını yapayım. Hani hep dışı seni yakar, içi bana yakar diyoruz ya. İç kısmıyla alakalı bilgi veriyorum ben. Motorumuz iticili bir motor arkadaşlar. Yani eksantrik zinciri yok. Çubuklar var böyle. Ucunda rulmanlar var. Horozları rulmanlarla çalıştırıyor. Ondan dolayı da bu motorlarda rolantide yani ambeleli çalışmalarda biraz ses olur. Şakırtı şukurtu olur. Ondan horozların ve iticilerin sesidir. Ondan dolayı yani sakın motorunuza farklı işlemler yaptırmayın arkadaşlar. Vücutta yağlı motorumuz ayak marşı da var aynı zamanda. Akümüz bittiği zaman ayak marşıyla çalışabiliyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yağ radyatörü koymuş. Bu yağ radyatöründe burada görevi nedir arkadaşlar? Motorun içinde ısınan yağı burada rüzgarla soğutup tekrar motora verdiriyor. Bu %25 bir artı sağlıyor arkadaşlar yağ radyatörü. Niye artı sağlıyor? Çünkü dur kalk iticili motorlarda motorun içindeki motor yağı aşırı derecede ısınır. Bu ısıyı efalt etmesi için ya su soğutma olması lazım, ya yağ radyatörü olması lazım, ya da dıştan yağ filtresi olması lazım. Şimdi bu motorlarda dıştan yağ filtresi yok. Santrifüj, elektrik de var, başka filtre yok. Sadece normal mineralli yağ konuluyor bunlara arkadaşlar. Krankları rulmanlı bir kranktır. Bu şekilde lastiklerimiz Duplex arkadaşlar. Sivoplarda farklı sivop kullanmış standart dışı, standart araba sivopu olmuyor arkadaşlar. Elektrikli bisikletlerin ince sivopları oluyor. Dik sivop taktığımız zaman bunların en büyük sıkıntımız lastik şişirirken, hava basıncını veya ayarlarken buraya yanaşmıyor. Yani şişireceğimiz aparat yanaşmıyor. Onun için L şeklinde şöyle sivoplar değiştiriyoruz. Belki orijinali böyleydi. Şu an bu motorda öyle değil ama bunu bu şekilde çevirdik. Ön dik balata, arka tambur fren. Tambur fren ne demek arkadaşlar? Kara balata. Yani bildiğimiz şöyle izah edeyim. Attığım balatalardan göstereyim. Şu şekilde bir balata kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde balatalar kampanayı içten yakalar. Aslında kısmen mekanik olarak usta gözüyle bakacak olursak bu şekilde balatası olan motor daha rahat durur. Niye daha rahat durur? Çünkü tam jantı ortadan yakalanmış olur. Fix olduğu zaman ya sağ taraftan yakalayacak ya sol taraftan. Ama düzgün yakalaması için çift fix olması lazım. Mesela ön lastiklerde falan çoğu motorlarda, Japonlarda çift fix'tir. Niye çift fix'tir? Bastığımız zaman dengeli yakalar. Tek fix olduğu zaman fix solda basınca motoru sola yatırır, sağa yatırır. Ondan dolayı tambur balata kısmen iyidir. Eski çapırların çoğu tambur balatadır zaten. Bu balatalar da kolay kolay gitmez. Vitesli motorlarda zaten kompresörle yani 1 ile 2 ile durabilirsin. Vites küçülterek durabilirsin. 5 ile gidiyorsun 4, 3, 2, 1 yaparak zaten yavaşlıyor. Onun için arka frene fazla hiç binmiyor arkadaşlar. Artık bunlara heybe vesaire takılabiliyor bu şekilde. Bunları iticili motor olduğu için arkadaşlar Honda kopyasıdır bunlar. Honda'nın alt motoru kullanılmıştır kalıbaj olarak. Honda'nın eski iticili motorları bu 180'likleri, 125'likleri, Titanlardan sonrakiler veya 180'lik motorları vardı Honda'nın. O motorlar da iticiliydi, çubuklu iticili. İticili motorlar yağı çabuk bozar. Onun için 5000 ise 3000'de, 3000 ise 2000'de yağını değiştirmek gerekir. Ayrıca arkadaşlar bunlarda sivop boşluğu biraz fazla olacak. Sıkı sivopa gelmez, ses yapıyor diye sivop aralıklarını fazla sıkarsak veya 6-8 yaparsak, 8-10 yaparsak sivop keser. Çünkü iticiler boşluk oluşması gerekiyor. O boşluğu tamamen alırsak iticiler böyle kendini kasıyor ve motor ısınınca gitmez arkadaşlar. Ondan dolayı bunlar da biraz şakırtılı çalışır ama yolda bırakmaz. Kolay kolay sorun çıkarmaz. Nasıl sorun çıkarır? Limit üzeri gidersek, mesela 100-120 gitmemiz gerekirken 130-140-150 yapmaya çalışırsak, meyil aşağı tapak az gidersek üstte alta eksantriye yağ gelmez. Ondan dolayı yağsızlıktan metal metale sürtünerek motora hasar verir. Ama kolay kolay vitesli motorlarda arkadaşlar Çin malı da olsa motor aksamı kolay kolay bozulmuyor. Zorlamadıkça tabii, orijinalliğini bozmadıkça. Yani dış aksamı dökülebilir. Niye dökülebilir? Çünkü doğal gaz borusundan veya normal borulardan yapılıyor. Bu borulara ışın işlemlerini çelikleştirip kuvvetlendiriliyor.
Ondan dolayı da arkadaşlar zırıltı zarıltı fazla olur. Şimdi çoğu arkadaşlar diyor ki bunun işte motor kulaklarına takoz koysak, bir şey koysak zarıltıyı kesebilir miyiz? Kesemeyiz arkadaşlar. Çünkü niye kesemeyiz? Motorun kendisi iticili olduğu için hep buruntulu çalışır. Buruntulu çalışan bir motorun zarıltısını kesemeyiz. Ama bunu da nasıl kesmiş zarıltıyı? Ayak basamaklarını ana şasiye koymuş. Yani motordan gelen kısımda da ekstra yerleri vardı. Bunların aslında şuradan gelir ayak basamakları. Başka bu alt motor başka şasede de kullanıldığı için onlarda çok zarıltı olurdu. Bunda ana şasiye verdiği için motorun zarıltısı, vibrasyonu sana fazla yansımaz. O yönden de normal kara düzen bir motordur. Normal binersek üzmez arkadaşlar. Niye üzmez? Vakum yok, enjektör yok, iğneli karbüratör. İğneli karbüratörlü olduğu için arkadaşlar kolay kolay karbüratörden enjektör vesaire olmadığı için bunlardan yolda bırakmaz. Ateşlemesel olarak da sonsuz gaz yer, kesici yoktur. Bujiye gelen ateşleme ne kadar gelirse gittiğin yola kadar o kadar patlatma yapar. Ondan dolayı da arkadaşlar bunları limit üzerinde kullanmadıkça arıza yaptıramayız. Yani ben şöyle bakıyorum piyasada Çin mallarının içinde bu iticili motorlar bu CG serilerinde de var. Gerçekten çok dayanıklı çıktı. Niye dayanıklı çıktı arkadaşlar? Kara düzen fazla teknolojik değil. Hani görüntü olarak bunda son teknoloji görüntüsü var ama alt motoru eski teknoloji. Yani 89-90'lı yılların motoru teknolojisi var arkadaşlar. Belki daha eskidir. Orasını bilemiyorum. Çünkü ben o dönemin jenerasyonun ustasıyım. Ondan öncesini bilemiyorum. Yani belki 70'li 76 yılların teknolojisi de olabilir. Orada kesin net bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bu tarz motoru olan arkadaşlar gereksiz işlem yaptırmayın. Alttan yağı boşalt, üstten koy. Zinciri, dişlisi, vidası, civatası. Bunlar da zinciri, dişliyi çabuk bozar. Arka dişlinin civatalarını bozar. 200 cc olduğu için biraz güç var motorda. Şöyle yakın bir gelelim hocam. Şimdi bunlar da genellikle sık karşılaşılan arızalar nelerdir? Şu dişlilerimiz ham demir olduğu için arkadaşlar bu dişlilerin şu civatalarını eğiyor, büküyor. Bir de şurası sekmanlı bunun. Şu kısım sekmanlı olduğu için bazen şu sekmanı attırıyor. Burada zincir ayarına dikkat edin. Mesela bak bu motorumuzun zincir ayarı bak görüyorsunuz maşaya vuruyor. Yani çok salmış kendini. Bir müddet sonra zincirin atma riski var. Onun için ana somun gevşetilip şuradan zincir ayarı yapılacak. Şu boşluk alınacak arkadaşlar. Bu boşluğu da daha önce göstermiştim. Şurada takozu vardı. Bu motorda o takoz görünmüyor ama genelde hizalaması şura. Şu şekilde bak. Şuralara değmeyecek bak. Bayağı salmış. Geriye çekeceğiz zinciri ve daha rahat gidecek. Çünkü yolda bak. Sesleri yapar. Bir müddet sonra metal metala sürtündüğü için dişliği kırma riski var. Artık bunlarda aküsel sorunlar oluşabiliyor. Niye oluşabiliyor arkadaşlar? Bunlara sis var, xenon var, farklı ampuller, Amerikan park vesaire taktığınız zaman şurada statörümüz var. Statör alternatif akım üretir, doğru akıma çevirir. Buradaki alternatör dinamonun üretmiş olduğu akım yarısı aküye geliyor. Geri kalan yarısı da arkadaşlar beyinle sinyaller, farlar vesaireler, bobin onlara geliyor. Şimdi bunda bir özelliği var arkadaşlar. Aküm bitse bile motora binebiliyorsun. Öyle bir özelliği var. Kara düzen olmanın avantajı yok. Şimdi yeni teknoloji olmuş olsa aküde en ufak bir voltaj düşüklüğü olsun enjektörü açmaz. Ama bu motorda öyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü alternatif akım sargı döndükçe hani platinli araçları düşünün. Volant döndükçe kendi elektrik üretiyor. Kendi ürettiği elektrikle motoru çalıştırıyor. Ekstra ürettiği elektrikle de konjektör vasıtasıyla aküyü dolduruyor. Şimdi bunda aküsel bir sorun var. Şarja koydum ben. Onu da size gösterdim. Motorun aküsü bitmiş. Acaba sargı mı bozuk, konjektör mü bozuk, akü mü bozuk? Onu da size videoya ek yapabilirsem yapıp göstereceğim arkadaşlar. Asıl sorunumuz bu. Ayak marşıyla çalışıyor, el marşıyla çalışmıyor. Akü tamamen bitmiş. Şu an akümüz şarjda. Şarjdan çıktıktan sonra aküyü koyacağız. Burada bir ölçümler yapacağız. Şarj geliyor mu, gelmiyor mu ona bakacağız. Eğer konjektör sağlam, akü sağlam, devamlı akü yiyorsa motorumuz arkadaşlar, şurada sargımız var. Şunun içinden bu hızlı bir parçadır. Bunun içindeki sargı elektrik üretemediği için konjektöre akım gitmez. Konjektörden de akım çıkmadığı için aküyü doldurmaz. Burada da şu soru aklımıza gelebilir. Ya öyle ama motor nasıl çalışıyor? Neyle çalışıyor? Motorda arkadaşlar döndükçe okuyucu var statörde. Statördeki okuyucu her tur attığında üst ön noktada yanma odasına gelen voltajı kendisi sağladığı için
Ondan dolayı motorumuz çalışıyor. Çalışmasına bir zarar yok. Onun için de ayak marşı koymuş zaten. Ayak marşı da grantı direkt çevirdiği için çalışıyor. Bunların bir avantajı daha var arkadaşlar. Ayak marşı da yok, akü de yok. Ne yapacaksın? İkinci, üçüncü viteste vurdurarak çalıştıracaksın. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Böyle bir durumu var. Yani taşrada, şurada, burada, ıssız yerlerde, dağda, bayırda, bağ evinde, şurada, burada kullanmaya ideal. Ya ben işte tamirci bulamıyorum, nerede yaptıracağım, kasabada yaşıyorum diyenler bu tarz motor alabilir arkadaşlar. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım, like atalım. Videonun devamı gelecek. Hoşça kalın, dostça kalın. Başla. Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi bu yüzden kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar mesai bitirdik. Bugün kimle beraberiz? Ankara Ses Sanatçılarından Mustafa Dönmez'le beraberiz. Doğru mu hocam? Evet. Ses sanatçısı. Merhaba, hoş geldiniz. Kısa bir sohbet, çay içiyoruz. Bize şöyle güncel meşhur parçalarından bir tane söyle, takipçilerim dinlesin. Olur. Evet arkadaşlar, ben de Ankara Atapan Ses Sanatçısı Mustafa Dönmez. Bugün abilerimizle, Aziz abimizle, Ruh abimizle Akçabacı'yla konusunda sohbet muhabbet ediyoruz. Buradan tüm izleyenlere başta Erzurum, Kars, Nevşehir, Çankırı. Diyorum bak, önce Çankırı. Hemşerimize armağan olsun. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Telif hakkı falan istemezsin değil mi kanalda? Lakin estağfurullah. Tamam. Evet, dinliyoruz. Sevdan olmasaydı da ah gönüle dalmasaydı. Sevdan olmasaydı da ah gönüle dalmasaydı. Dünya neye yarardı da azizim olmasaydı. Dünya neye yarardı da Ruhi baba adamsın adam. Ah Ruhim olmasaydı. Bak tanesi tanesi de severim bir tanesi. Güzellerin içinde de benim gibi bir tanesi. Bak tanesi tanesi de severim bir tanesi. Güzellerin içinde de benim gibi bir tanesi. Dünya mürçürüdür, aziz benim gülümdür. Dünya mürçürüdür, ruhi benim gülümdür. Sevmenin eleğimdir, ruhi benim gülümdür. Sevmeyenin eleğimdir, hacca benim gülümdür. Nar tanesi tanesi de severim bir tanesi. Güzellerin içinde de benim gibi bir tanesi. Nar tanesi tanesi de severim bir tanesi. Güzellerin içinde de benim gibi bir tanesi. O yana da bu yana da salla. Salla bir denem salla. Bu yana, bu yana da salla. Salla azizim salla. Salamayla olmuyor. Salamayla olmuyor. Eşi kakadi yap sen yolla. Bu yana da bu yana da salla. Salla azizim salla. Salamayla. Evet arkadaşlar, farklı farklı videolarda, bu da size hediyemiz olsun Ankara'dan. Kendimizi tanıtır mıyız? İlk defa tanışıyoruz. Kendisi gerçekten, sesi de güzel. Saz yok vesaire yok. Bu nereden geliyor bu ilham? Sayın abim, Ruh abim, başta olmak üzere ben küçükten beri, doğma büyümeden beri kendimi bir şey adadım. Evet. Farklı sanatçılarla sahne aldım. Evet. Şimdi sayayım. Rahmetle başta olmak üzere Ankara'nın namı. Şimdi ruhu şad olsun. Hı. Rabbim mekan cennetini Allah'ım günü affetsin. İkinci Ramazan Çelik. Bolurlu bolur, olmadan olmaz. Baş küçükçemiz Ramazan Çelik amca armağan olsun. Üçüncü sanatçı Orhan Yaka. Kendisi eski pazarın reisi. Evet. Gülü. Sevilen dostlarımızdan biri. Ona armağan olsun. Onu da sahne aldım. Çubuklucu Gülü. Ondan sonra ona da selam abimize armağan olsun. Onu da sahne aldım. Halep'in sonrasında küçükken. Yani sayın arkadaşlar, müzik hayattır. Müzik ruhun gıdasıdır. Yine başta sayın abimin ne üzere, Aziz abim, Ruh abim, ona selamlarımı iletiyorum. Beni kırmadı. Kıza video çektik sizlerle beraber. Hepinize buradan tüm hemşerilerime, başta Karabük eski pazar hemşerilerime, ondan sonra Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Erzurum, bütün illere selam olsun. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olalım. Kendinize iyi bakın.